Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün ağır bir misafirimiz var. Samsung Galaxy S24 Ultra'yı inceleyeceğiz. Kendisi artık akıllı telefon kategorisine girmiyor. Yapay zekalı telefon kategorisine giriyor. Çünkü yeni bir dönem başlıyor. Diğer markalara da bunun sıçracağına eminim. Ama Samsung öncülerden biri oldu. Ben daha öncesinde deneyimledim. Bu telefon videoyu çektiğim şu tarihten bir gün önce piyasaya sürüldü. Ama biz öncesinde kapalı bir etkinlikte yeni özelliklerini öğrenip telefonları deneyimleyebildik Samsung'un daveti sayesinde. Ve yapay zeka araçlarını kullanmayı öğrettiler bana orada. Bugün sizlere de onları aktaracağım. Onun dışında inanılmaz değişimler yok fakat radikal değişiklikler var. Yıllardır süregelen bazı şeyleri değiştirmişler. Bunlara da değineceğim. Ve tabii ki çok detaylı bir kamera testi olacak bu videoda. Hadi daha fazla uzatmayayım. Reis'i açalım. Evet efendim, telefonumuz burada. Klasik Samsung Galaxy kutusu. Burada da bir değişiklik yapılmamış. S24 Ultra'nın arkadan bir silüeti ve yanına da kalemini eklemişler. Kutunun yan tarafı bu şekilde, diğer yanı da böyle. Hemen açalım. Bu arada ben kutuyu daha öncesinde açtım. Ve tekrar sıfırdan paketliyormuş gibi, yani muameleden bir kutu açılımı yapacağız. Kutu açılışı. Hep şunu yanlış söylüyorum. Evet, reis karşınızda. Şöyle içindeki kutuyu çıkartalım. Bir tane şöyle bir kitapçığımız çıktı ve kutucuğumuza bakalım. İçinden sim kart çıkartmak için iğne ucu ve 45 watt'a kadar güç aktarımı yapabilen aynı zamanda bir veri kablosu olan tip C'den tip C'ye bir şarj kablosu var elimizde. Tabii ki adaptör veya başka bir şey çıkmıyor. Şu işe markalar bizi nasıl adapte etti bilmiyorum. Neyse, baksana renge be. Üf. Telefonu kaldıralım. Başka da bir şey yok. Muameleden falan ama böyle kapattım tekrar önünü falan. Şunu da kaldıralım. Telefon zaten açık, ben kurulumunu yaptım. Bir gündür de kullanıyorum. Öncelikle telefonun tasarım anlamındaki en sağlam değişikliğine gelelim. Tamamen malzeme değişti. Artık tamamen titanyum bir çerçeveye sahip. Böyle yanlardan görebilirsiniz ki bence çok güzel olmuş. Yani ele aldığınızda verdiği kalite hissiyatı artmış. Özellikle alüminyum ve paslanmaz çeliğe göre çok güzel hissettiriyor. Benim titanyumun en sevdiğim yanıysa parmak izi bırakmaması. Abi paslanmaz çelik döneminde böyle parmağını bir koyuyorsun, leş gibi şurası bak. Hiçbir şey yok, tertemiz. Bu elimdeki gri titanyum rengi. Bu rengin yanında mor, sarı ve siyah renkleri bulunuyor. Tüm renkleri canlı canlı gördüm, elimde tuttum. Ama bence en iyi renk kesinlikle bu. Yani böyle sarımtırak oluyor ışığa doğru çevirdiğinizde falan, böyle bir albenisi var bu rengin. Şimdi materyal değişikliği olduğu için sorabilirsiniz, ağırlığında bir değişiklik var mı? Titanyuma geçen telefonlarda genellikle ağırlık düşüyor. Bunda da düşmüş ama yalnızca 1 gram. S23 Ultra 233 gramken bu gördüğünüz telefon S24 Ultra 232 gram. Benim elimde tuttuğum model 256 GB'lık dahili depolamaya sahip. Bunun yanında 512 ve 1 TB seçenekleri de var. Tasarım anlamındaki diğer radikal değişikliğe geleyim. Artık flat, yani düz bir ekrana sahip. Kavisli tasarım tamamen kalktı. Yıllardır Samsung kavisli ekran kullanıyordu ve bunu tamamen değiştirdi. Artık büyük ihtimalle bundan sonraki modellerde de düz ekran göreceğiz. Ben en başta üzüldüm çünkü o kavisli tasarımı seviyordum. Fakat kullandıktan sonra çok da fark ettirmediğini anladım. Şöyle bir avantajı da var. Düz ekran kavisli ekrana göre daha ucuz maliyetli bir şey. Hani kırılmalarda falan, değişimlerde daha bütçe dostu olacağını düşünüyorum. Ekranın detaylarını geleceğim zaten, teknik özelliklerde. Sağına soluna bakmaya devam edelim. Altından devam ediyorum. Burada sim kart yolumuz var. Fiziksel çift sim girişi var. Şöyle tablosunu da göstereyim. Burası sim 1, arkası da sim 2. Burada tip C şarj girişimiz. Burada hoparlörümüz ve yan tarafta da kalemimiz var. Yine aynı tasarımda, gayet kibar. Üstündeki tuşa basıyoruz. Zaten ben bu S Pen'leri çok seviyorum. Böyle bakın, değdirmiyorum. Yaklaştırdığında bile manyetik olarak algılıyor. Çıkarttığı ses de çok güzel. Gerçek yazı hissiyatı yakalıyorsunuz bu sayede. Telefonun sol tarafına bakalım. Hiçbir şey yok. Sağ tarafı çevirdiğimizde kilit butonu ve ses açma kısma butonu. Üst kısımda bu şekilde. Kameralarına baktığımızdaysa fiziksel olarak bir değişiklik yok. Ama içeriye girdiğinizde özellik kısmında değişmeler var. Hatta hiç sizleri merak ettirmeyeyim, teknik özelliklere direkt başlayalım. Ardından bu AI fonksiyonlarını deneyeceğiz. Ve sonrasında da kamera ve performans testleriyle devam edeceğiz. Ekranımızdan başlayalım. 6.8 inçlik dinamik AMOLED 2X bulunuyor. 1440x3120 piksel sıralamasına sahip. Yani QHD Plus diye geçiyor.
yapmıyor ve şunu da söyleyeyim, Samsung'un üretmiş olduğu en yüksek piksel yoğunluğuna sahip telefon bu. Tam 505 ppi'lik bir piksel yoğunluğu var. Adaptif ekran yenileme özelliğine sahip, maksimum 120 Hz'e kadar çıkabiliyor. Yaptığınız işin seriliğine, hızına göre bu Hz düşüp artıyor. Ama siz hep 120 akıcılığında görüyorsunuz. Her zaman açık ekran, yani always on display var. Ekranın bir sürü özelliği var. Hepsini tek tek saymayayım, sizin de zamanınızı almayayım. Burada yazacak, hepsini okuyabilirsiniz. Ekran parlaklığını ben söylemek istiyorum. 2600 nitlik bir parlaklığa sahip. Tabii ki bu maksimum ve HDR'lı. Aynı zamanda ekran çözünürlüğünü de değiştirebiliyorsunuz. Size böyle bir imkan da sağlamışlar. Yani bu belki pil performansını korumak için yapılmış olabilir. Yani piliniz azaldığında biraz daha böyle ekranı daha düşük çözünürlüklü hale getirerek daha az güç harcamasını sağlayabilirsiniz. Ve tabii ki ekrana gömülü parmak izi okuyucumuz da var. Ekranın üstündeki cama gelirsek de Corning Gorilla Armor kullanılmış. Ve geçelim iç donanımına. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılmış. İnanılmaz övülen bir işlemci. Hem performansıyla hem de düşük güç tüketimiyle bayağı ön plana çıkan bir işlemci. 4 nanometrelik bir üretim teknolojisine sahip. Snapdragon 8 Gen 3 toplamda 8 çekirdeğe sahip ve maksimum çıkabildiği frekans 3.39 GHz. Bu bahsettiğim frekans tabii ki en güçlü performans çekirdeğinin frekansı. Ve şu an Android işletim sistemine sahip cep telefonlarında kullanılan en güçlü işlemcilerden biri. MediaTek Dimensity 9300 ile birlikte böyle kafa kafaya gidiyorlar. Ama bu işlemcinin en büyük özelliği bir yapay zeka motoruna sahip olması. Belki bilirsiniz, Photoshop'un Generative Fill diye bir özelliği var işte. Bir fotoğrafı koyuyorsunuz, o devamını getiriyor. Yani fotoğrafı tarıyor, devamını kendi şekillendiriyor. Veya atıyorum bir nesne var orada, kaldırdığınız yerini diğer çevresindeki piksellere göre tasarlayarak yeni bir şeyler ortaya çıkarıyor. Bu olayı da photo expansion demişler. Zaten videonun devamında göstereceğim canlı canlı. Yani ışın izleme, kare hızlarında artış falan çok acayip teknolojiler var. Adreno 750 kullanılıyor bu arada grafik birimi olarak da. Yani bilgisayarlardaki grafik çiplerine ve işlemcilere gelen teknolojiler telefonlardaki çiplere de gelmeye başladı. Say say böyle sunduğu özellikler bitmiyor. Mesela şöyle bir özelliği daha var. Artık Bluetooth üzerinden 24 bit 96 kHz kayıpsız müzik dinleyebiliyorsunuz. Wi-Fi 7 desteği vesaire, hani artık bu işlemci zaten çok çok ayrı bir video konusu. Çok uzatmayacağım, o yüzden yavaştan geçiyorum. Bellek tarafına gelirsek de 12 GB'lık LPDDR5X1 belleğe sahip. Depolama tarafına gelirsek de söylediğim gibi 3 tane seçenek var. Ama hepsi UFS 4.0'ı destekliyor. Yani çok hızlı aktarım hızlarına ulaşabiliyorsunuz. Ve şimdi kameralarına geçelim. Üzerinde toplamda 5 tane kamera var. 4 tanesi arka tarafta, 1 tanesi ön tarafta. Ana kameramız optik görüntü sabitlemeye sahip 200 megapiksellik bir sensöre sahip. PDEF, HDR, LDF yani lazerle odaklama, RAW kayıt yapabilme gibi bir sürü özelliği var. Ana kameramızın diyafram açıklığı f1.7. 8K 30 kareye kadar video kaydı yapabiliyorsunuz. Gerçi bir önceki modelde de aynı şekildeydi. Yine aynı şekilde devam. Yine 2x kayıpsız yakınlaştırmaya sahip. Piksel birleştirerek 50 megapiksele indirgiyor ve siz kayıpsız şekilde 2x zoom almış oluyorsunuz. Ultra geniş açı, kameramıza gelelim. Ekstra geniş açı deniyor gerçi Samsung'da. F2.2 diyafram değerine sahip 4K 60 kareye kadar da video çekim imkanı sunuyor. Üçüncü kameramız telefoto kameraya geçelim. 3x optik zoom imkanı sağlıyor. 10 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip, diyafram değeri ise 2.4. Yine video çekim tarafında da 4K 60 kareye kadar kayıt imkanı sağlıyor. Şimdi gelelim asıl değişikliğe, dördüncü kameramıza, periskop kameramıza. Önceden 10x optik zoom'a sahip bir lens vardı karşımızda. 5x'e düşürülmüş. 50 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip, diyafram değeri ise f3.4. Ben bu kamerayı denedim. 100x dijital zoom yaptım bu arada. Görüntüyü çekerken gren içinde çok acayip bir görüntü görüyorsunuz. Ama güzel bir şekilde sabitleyip fotoğrafı çektiğiniz anda fotoğrafı öyle bir işliyor ki kaderi değişiyor. Bunu da zaten testlerde göreceksiniz. Ve diğer bir değişikliği söyleyeyim. Bu gördüğünüz periskop kameradan da 8K 30 kareye kadar çekim yapabiliyorsunuz. Artık eskisi gibi sadece tek kamera 8K'yı desteklemiyor. Artık iki kamera destekliyor. Ve şöyle de bir şey eklenmiş. Video çekerken artık tüm lensler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ve gayet pürüzsüz olmuş. Hiç böyle kameranın değiştiğine dair böyle rahatsız edici bir görüntü oluşmuyor. Anlat anlat bitmedi. Ön kameraya geldik. 12 megapiksellik bir kameramız var. Diyafram açıklığı ise f2.2. Yine bir sürü özelliği var. Onlar yanda yazacak. Maksimum çıkabildiği video çözünürlüğünü ben söyleyeyim. 4K 60 kareye
kadar çekimler yapabiliyorsunuz. Hatta böyle teknik özellikle sizi çok boğmayayım, araya kamera testini sokalım. Bakalım siz sonuçları nasıl bulacaksınız? Evet, selamlar. Şu an 4K 60 karede çekim yapacağız. Herhangi bir ekstra stabilizasyon açık değil. Ben koşacağım, İsmail beni peşleyecek. Ardından süper stabilizasyonu açacağız. Bakalım onda durumlar nasıl olacak. Şu an normal hali yani. Koş. Bir daha. Şimdi de süper stabilizasyona geçelim. Süper stabilizasyon açık. 4K çekemiyorsunuz. QHD yani 2K'ya denk getiriyor. Yine 60 kare çekim yapabiliyorsunuz. Biraz böyle çözünürlükten kısıyor. Şimdi yine koşmaya başlayalım. Evet, şu anda yine bir zoom testi yapacağım. Geniş açıdayım. Şurada çanak antem var bir tane. 1x aldım. 3x aldım. 5x aldım. 10x aldım. Biraz daha yakınlaştıracağım. 20x zoom yapabiliyorsunuz maksimum. Evet. Şimdi tekrar en uzağı alacağım. Bak. Bence gayet güzel gösteriyor zoom'da. Ve zoom'a göre sesi değiştiriyor. Çoğu telefonda var artık bu ama İsmail'i mesela şimdi konuş bakayım. Merhabalar arkadaşlar. Mert'in kanalına hoş geldiniz. Tamam, yeterli yeter. Şimdi tekrar konuş. En baştan mı konuşayım? Hayır, bir şeyler söyle işte. Arkadaşlar şu kanala artık lütfen abone olun. Gözlerimi takayım da yeni uyan. Aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz like'a basın. Evet, sesteki değişimi görmüşsünüzdür bu arada. O çok çok iyi çalışıyor. Sen Samsung'un adamı mısın lan? Yes. Evet, şu anda da ana kameranın portre videosundayız. Yakışıklı kardeşim benim ya. Yine 4K 30 kare çekiyorum. Evet, şimdi konuşabilirsiniz. Arkadaşlar, biliyorsunuz. Bu çocuğu yıllardır tanıyorsunuz. Artık şu kanala abone olmayanlar, olanlara kesinlikle bir sözüm yok. Lütfen abone olun. Şuradan. Bence dinleyin ya. Gerçekten. Çocuk kıvrandı ya. Benim yıllardır için. Artık. Şimdi geri git biraz. 2x'e geçeceğim. Değil mi? Evet, dur. Evet, şu anda da 2x'te 1x'e tekrar alıyorum. 2x'e tekrar alıyorum. 2x aldığımda derinlik biraz daha artıyor. Şu an İsmail de çok net değil. Bakalım işleyince görüntü nasıl olacak? Ne takıldın saçlara ya? Onları güzel kesmiyor şu an. Kesiyor bu işte, olay o. Kesmiyor. Evet, şu an bir özelliğini deniyoruz. Neydi bu özelliğin adı İsmail Bey? Otomatik kadrajlama. Şu an ben hareket etsem bile beni takip etmiş lazım. Evet. Ediyor mu? Ediyor. Biraz mesafe katsana arama. Uzağa gitsene. Evet. Şu an mesela takipten çıktı seni. Şu an ben yine soktum. Not bad. Koş bakayım. Evet, selamlar. Şu an portre videodayız. Maksimum 4K 30 kare çekebiliyorsunuz. Ön kameradan çekiyoruz bu arada. Abone olmayı renkler unutma. Güzel. Evet. Renkler güzel, şey de güzel bence ya. Böyle kesişi de güzel.
Hata var mı bilmiyorum. İşleyince göreceğiz gerçi. Ama biraz bir görüntü... Daha işliyor mu bu? Tabii ki işliyor. Ama bu haliyle de güzel. Bak ben kıvırcık saçlıyım. Benim hep sorun oluyor. Ama yine iyi ayırıyor bence. Bence de. Ön kameranın portre video testi bu şekildeydi. Şu an biraz daha güneşli bir ortama çıktık. Normal videodayız. Biraz önce portre görmüştünüz. Bence tonlar falan artık çok... Bir stabilizasyona bakalım. Böyle hızlı hızlı yürüyorum elimde sallaya sallaya. Oğlum 13 yaşındasın sen ya. Evet. Hatta çıkaralım şöyle. Al gözlük tak kardeşim. Yeter yeter. Evet şimdi de ekstra geniş açıdayız. Görüntü bu şekilde. 4K 60 kare çekiyorum bu arada. Şimdi ana kameraya geçiyorum. Evet ana kameranın görüntüsü çok daha iyi zaten. Anlamışsınızdır farkı. Şimdi 3X'e geçiyorum. Ya karizma ya. Şimdi 5X'e geçiyorum. Abone olun. Abi 5X kamera çok iyi bu arada İsmail. 5X iyi mi? Periskop kamera diye geçiyor. Bence çok iyi abi. Ve şu an portre modunda değil, arkadaki full olduğu görüyorsunuz. Daha doğal veriyor olabilir bu arada. 10X'i alıyorum. Of. Kanka şu an neredesin? Evet efendim, selamlar. Şu an yine İsmail'le birlikte. Evet. Gel sus yeter artık, aynı videonun içinde 15 kere söylenmez ya. Oğlum birini seçip kullanın artık yani. Bence artık abone olmuşlardır yani. Evet. Bu arada 4K 30 kare çekiyoruz. Ön kamera gayet düşük bir ışık var. Gözüktüğünden daha karanlık burası bu arada. Kesinlikle. Çok daha karanlık. Evet, grand falan olacak mı onu bilgisayarda göreceğiz. Buradan gayet güzel gözüküyor. Ön kameranın düşük ışık performansı. Böyleydi. Evet, selamlar. Şu an arka kameranın ekstra geniş açı kamerasından görüyorsunuz. 4K 30 kare çekiyoruz. Çok karanlık alanlarda 60 kare çekmeyin. Işığı biraz daha kısıyor instantane yüzünden. Dengelemeye çalışıyor. 30'a alırsanız daha böyle renkli diyorum. Daha böyle açık bir görüntü elde edebilirsiniz. Daha grensiz olur. Şu an normal kameraya geçelim. Normaldeyiz. Evet. Normal kameranın performansı bu şekilde dediğim gibi. Çok aydınlık bir alanda değiliz ve hava o kadar soğuk ki yani donuyoruz şu an. İsmail böyle tutuyor. 3x yapayım mı? 3x evet. Şu anda da telefoto kameradasınız. Çok da rüzgar var bu arada. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Kesinlikle rüzgarı alıyordum. Bayağı. Evet. Kaç falan olmadığı için rüzgarı anlayamıyorsunuz. Evet bayağı var. Bayağı. Şuraya çek yukarıyı. Gözükmüyor. Tamam. Şimdi 5x alalım periskop kameraya. 5x'deyiz. Of 5x güzel. Nasıl görüntü oradan? Kanka bu ekranda çok iyi gözüküyor bu arada. Noise'ları göremiyorum ama büyük ekranda muhtemelen görebiliriz. Evet. Siz bilgisayardan, telefondan nereden izleyeceksiniz bilmiyorum. Biz asıl sonuçları bilgisayarda daha rahat görüyoruz. Evet, 12 kameranın da düşük ışık performansı 10X. Bu şekildeydi. Şimdi biraz da evet, ben çünkü 5X. Elime girmiştir onu. Evet. 10X yapacağım. Yap. Of, yaptım erkek. Fokus kaçtı. Teşekkürler. Evet, şu anda da ön kameranın portre videosundan görüyorsunuz bizi. Yani... Evet, arkayı flu yapıyor ama... Bence arkadaki alana göre değişiyor. Dur bakayım, biraz daha şöyle dönelim. Daha derinlikli. Evet, şimdi oldu. Daha derin bir alan var arkada. Bulurluğu arttırdı. Farkına evet, şu anda da arka kameranın portre videosundan iPhone'da sinematik diye geçiyor biliyorsunuz. Arkam flu mu şu an? Evet. Nasıl görüntü sence? Aşırı flu değil ama aşırı doğal. Öyle söyleyeyim. Gerçek yaklaştın hani... mesela. Bir şey diyeceğim, arttırdı. Arttırır normalde. O dengeyi güzel kurdu kesiş yani. Kesiş nasıl? Kanka kesiş şu an mesela diğer gözünü falan da kesti. Burundan kesti yani ama... Şu an toparlamıştı. Evet biraz daha, evet daha iyi toparladı şu an. Güzel ama.
Şimdi de batarya ve şarj bölümüne gelelim. 5000 mAh'lik bir bataryaya sahip. Bataryada bir değişiklik olmamış. Ama çipten dolayı kullanım süresinin biraz arttığını söyledi Samsung'daki yetkililer. Ve maksimum 45 Watt'la kablolu bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Kablosuz şarjda da 15 Watt'a kadar destek veriyor. Ve reverse charge özelliği var. Hem kablolu hem kablosuz olarak başka cihazları şarj edebiliyorsunuz. Tabii ki kablosuz şarj etmeniz için onların da kablosuz şarjı desteklemesi lazım. Ayarlardan wireless power sharing'i açtığınızda direkt olarak başka cihazları da kablosuz şarj edebilirsiniz. Bağlantı özelliklerine de girmek istiyorum. Zaten bahsettim aslında ama 5G desteği var ve Wi-Fi 7 desteği var. Bunun yanında Bluetooth versiyonu 5.3 tercih edilmiş ve tam 3 band desteği var. 2.4, 5 GHz ve 6 GHz bandlarına bağlanabilecek. Biraz Wi-Fi 7'nin yaygınlaşması gerekiyor bunun için. Bunun yanında IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da var. Yani denize, havuza yine girmeyin de su sıçramaları işte yıkayabilirsiniz de telefonu bu arada bir çeşmenin altında. Problem olmaz ama dediğim gibi dalmayın. Herhangi bir şey olduğunda sorumluluk kabul etmiyor firmalar. Ve son olarak da içinde Android 14 yüklü bir şekilde geliyor. Kullanıcı arayüzü ise yine Samsung One UI. Ben size bir yine telifsiz müzik dinleteyim, adettendir. Hoparlörünü de bir duymuş olun. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün Bilek Veli'yiz. Ateş Evi şubesindeyiz. Yengenizdeyiz. Sağ olun. Önden Seviyesi çok iyi bu arada. Biraz daha çatla patla olması lazım, olmaz bu. Bu ne bir gün önce? NCS ne olmuş ya? Lan hep aynı şarkıyı açıyorum, yine açacağım abi. Yok, daha güzel şarkı yok, telifsiz. Hoparlörü gayet iyi. Hem ses seviyesi yüksek hem en yüksek ses seviyesinde gayet kaliteli bir ses alıyorsunuz. Ama öyle bir bas sunmuyor. Ama böyle tertemiz alıyorsunuz tüm frekansları. Evet, şimdi size söylediğim yapay zeka araçlarını gösterme zamanı. Başlayalım. Evet, şimdi sizlere söz verdiğim gibi yapay zeka araçlarını göstereceğim. Öncelikle bir internete girelim. Evet, mesela benim fotoğraflarımda şöyle bir fotoğrafım var. Kafamdaki kulaklığı merak ettiniz. Ana menü butonuna basılı tutuyorsunuz. Google açılıyor ve buradan Google Lens'i de kullanabiliyorsunuz. Şöyle kulaklığı seçiyorum. Bakın kulaklığı seçtiğim gibi sahibinden.com'da bir satış ilanı, onunla alakalı makaleler, sayfalar hepsi mevcut. Videolara bile ulaşabiliyorsunuz. Başka bir şey de daha deneyelim. Misal veriyorum, internette gezerken bir yer gördünüz. Şöyle bir görsel var. Buranın ne olduğunu bilmiyorsunuz ve öğrenmek istiyorsunuz. Yine aynı işlemi yaparak mesela şurayı hop, komple seçtim. Bak, Bled Gölü'nde bir adacıkmış bu. Direkt buldu. Tüm bilgilere buradan erişebiliyorsunuz. Mesela Instagram'ıma girdim. Buradan şu ayağımdaki ayakkabıyı merak ettiniz. Yine aynı işlemi yapıyorsunuz. Ayakkabıyı seçiyorsunuz. Laps diye çıkarıyor ayakkabıyı. Bir şey daha deneyelim. Mesela şu kafamdakini de çok sormuşlardı. Hiç denemedim bunu. Bakalım bulabilecek mi? Hop. Bak, direkt olarak aynısını bulmasa da benzer şeyler çıkarttı. Hatta aynısı da var. Aynen şunun birebir aynısıydı. Yani bu kıyafet olabilir, yer olabilir, yemek olabilir. Her şeyi bu şekilde görsel olarak aratabiliyorsunuz. Şimdi size en sevdiğim kısmı göstereceğim. Generative Fill, yani yapay zeka ile boşluk doldurma diyebiliriz. Böyle bir görsel indirdim ama Eiffel Kulesi'ni burada istemiyorum mesela. Şuradaki düzenleme aracına tıklıyorum. Buradaki AI'ya tıklıyorum ve gelişigüzel kuleyi seçiyorum. Otomatik olarak aldı zaten kendisi. Üstüne basılı tuttuğunuzda bunu isterseniz döndürebilirsiniz, taşıyabilirsiniz, silebilirsiniz. Ben sileceğim. Sil dedim, oluştur dedim. Şu an buradaki kuleyi kaldıracak ve tabii ki bir boşluk oluşacak. O boşlukları çevresindeki piksellere göre dolduracak. Şaşıracaksınız şimdi, çok iyi çalışıyor. Yani fotoğrafın 3'te 1'i kuleden oluşuyordu. Bakın abi, buraya bulutlar mulutlar bir şeyler attı falan. Ya hiç anlamazsın bu fotoğraftan bir şey silinmiş diye. Tamam diyorum.
Kaydetme, başka bir fotoğraf deneyeceğim. Mesela buradan da Türkiye'den bir örnek olsun. Galata Kulesi'nin bir manzarasını açtım. Yine aynı işlemi yapıyorum. Galata Kulesi'ni seçiyorum. Kendisi seçti. Basılı tutuyorum ve Galata Kulesi'ni şuraya koyacağım. Hatta şöyle koyacağım, taşıyacağım, oluştur dedim. Hem kulenin yerini değiştireceğim hem de eski boşluğunu dolduracağım. Tamam dedim ve işlem tamam. Bakın abi, şurada kule vardı, yok etti, bulut falan eklemiş. Kule de bu tarafta gayet düzgün duruyor. Hiç böyle oynanmış bir fotoğraf gibi değil. Bu zamanla gelişir bu arada, daha da iyi hale getirirler. Yine mesela şurada daha da yakından görebileceğimiz daha detaylı bir şey var. Hep böyle gökyüzünü doldurdu. Arkada işte beton bir zemin var, çimler var, ağaçlar var. Şöyle yine seçtim, gelişi güzel. Basılı tuttum, yine siliyorum bunu da. Oluştur dedim. Sonuçları siz yorumlayın. Değişikliği yaptığınız fotoğrafa göre değişiyor süresi. Mesela Galata Kulesi vesaire, onlar 5-10 saniye sürdü. Bu böyle bir yarım dakika, 30 saniye kadar alıyor. Evet, ben konuşurken halletti. Bakın. Tamam diyelim. Yaklaşıyorum. Yol çizgisini eklemiş. Herhangi bir farklılık yok. Arka tarafa baktığımızda alan derinliği olduğu için arkadaki ağaçlar flu kalmış. Yine böyle flu bir görüntü oluşturmuş. Arkada mesela bitkiler var, şuraya bitki eklemiş. Çimleri yapmış falan. Çok acayip bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Yani bunu Photoshop olsun veya birkaç tane yapay zeka aracı yapabiliyor zaten. Fakat bunu telefonda bu kadar kolay bir şekilde yapmak gerçekten büyük bir veli nimet. Bir de şu fotoğrafta denemek istiyorum. Bu fotoğrafı ben çektim. Kudüs burası. Ve çektiğim en güzel fotoğraflardan biri. Küçük bir kız Kubbetü's-Sahra'ya bakıyor. Ama burada insanlar var. Ben bu insanları yok ederek çok daha güzel bir fotoğraf yakalayabilirim. Orijinali bu. Ben de ilk defa deneyeceğim bu arada. Nasıl olacak merak ediyorum. Şöyle yakınlaştıralım. Bakın şurada gölgeleri de var. Onları da almamız lazım. Aha, gölgeleri de seçti vallahi. Basılı tutuyorum. Sildim. Bakalım nasıl olacak sonuç. Oluştur dedim. Bakalım. Dur bakalım, şurayı da seçelim. Yaklaşmıyor. Tamam dedim ilk. Bir şey söyleyeyim mi? Evet, yaklaşınca şuralarda bir bulanıklık olduğu belli oluyor. Ama güzel tamamlamış. Yerle duvarı ayırmış. Kolonları da ayırmış. Uzaktan baktığınızda zaten mümkün değil anlamanız. Şu anneyle çocuğunu da bir kaldırmaya deneyelim. Şöyle etraflarından geçtim. Yine basılı tuttum. Sil dedim. Oluştur dedim. Hadi bakalım bunu da yapsın. Evet. Tamam dedim. Abi çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Yani şu an bu fotoğrafa bakan biri bunda bir oynama olduğunu anlayamaz. Sadece yakınlaştığında, detaya girdiğinde o zaman anlayabilir ama şu an bu görüntüde hiçbir sıkıntı yok. Keşke böyle yapıp atsaymışım Instagram'a ya. Özet kısmını çekmeyi unutmuşum, şimdi çekiyorum. Videoyu editlenirken fark ettim. Burada benim bir biyografimi yazmışlar. Böyle biraz uzun. Okumaya üşenirseniz hemen şuradaki AI aracına tıklayarak özetle diyorsunuz ve birkaç saniye içinde size tamamen o yazıyı özetliyor. Önemli yerlerini alıyor genellikle. Bu şekilde 6-7 paragrafı 3 paragrafa kısaltılmış bir şekilde indirgedi. Evet efendim, testleri izlediniz. Yorumlarınız nedir? Aşağıda belirtebilirsiniz. Ben kendi yorumlarımı yapmak istiyorum. Öncelikle Titanium'a geçiş muhabbetini ben çok beğendim. Videonun başında da söyledim, çok daha kaliteli hissettiriyor. Ve şu parmak izi olayından kurtarması muhteşem olmuş. Başka bir fiziksel değişiklik, kavisli ekran gitti söylediğim gibi. Düz bir ekran geldi. Ben en başta bir yadırgadım ama kullanınca alıştım, hiç farkı yok gibi açıkçası. Hani kullanırken o kavisi unutuyorsunuz bu arada, onu da söyleyeyim. Kameralara gelirsek S23 Ultra'dan aman aman bir değişiklik olmamış. Periskop kamerası hariç. 10X'den 5X'e çekildi. Ve çok güzel sonuçlar verdiğini düşünüyorum ben. Özellikle telefoto, yani 3x kameraya göre çok çok iyi çalışıyor. Sadece bir portrede patlak veriyor. Portresini beğenmedim. Ama zaten odak mesafesi yüksek bir lens olduğu için alan derinliği kendiliğinden yaratabiliyor. Ve gayet de doğal gözüküyor. Bu arada iPhone 15 Pro Max'te de yan yana kıyasladım. Onun videosu da yakında gelecek. Kameralara yoğunlaştım. Sonuçlar bir değişik, yani bir
Apple öne geçti, bir Samsung öne geçti. Böyle inişli çıkışlı, ışığa göre çok değişiyor verdiği performanslar. Hani şunun şu kamerası daha iyi diyemedim. Ama şunu söyleyeyim, süper stabilizasyon ve işte nesne takibi yapan testlerde izlemişsinizdir. Ve ağır çekimde görüntü bayağı bozuluyor. Bilgisayara atınca fark ettim ben farkı. Ön kameranın portre modu arka kameralara göre daha iyi. Portre videodan bahsediyorum. Bu da değişik geldi. Ana kameranın daha iyi performans vermesini düşünürdüm. Ama ön kamera portre videoda daha iyi sonuçlar veriyor. Yapay zeka araçlarına gelirsek çok güzel bir geliştirme olmuş. Özellikle fotoğraf düzenleme kısmı muhteşem çalışıyor. Hani işte gördüğünüz bir şey internetten seçip aratmak falan zaten Google Lens'in yapabildiği bir şey. Zaten Google Lens kullanıyor. Ama bunu daha pratik hale getirmişler. Ekstradan Google'a girip oradan bulmanıza gerek yok. Direkt basılı tutup o işlemi yapabiliyorsunuz. Çevirisi güzel çalışıyor. Özetleme güzel çalışıyor. Daha size anlatamadığım, gösteremediğim yapay zeka özellikleri de var. Mesela şu, siz telefonla konuşurken anlık olarak çevirip karşıya çevirmek istediğiniz dilde anlatıyor. Anlık olarak çeviriyor. Bunu neden test edemedim? Şu an Türkçe desteği yok ama Samsung'daki yetkililer yakın zamanda güncellemeyle geleceğini söyledi. Yani siz burada Türkçe konuşurken karşıdaki Çince veya Japonca, Korece, Fince hangi dil geliyorsa aklınıza o şekilde duyacak. Bu muhteşem bir şey. Ve bu muhabbete game changer diyebiliriz çünkü call center'ların çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Bu daha da geliştirilirse, hatasız bir hale gelirse birçok yabancı dil bilen call center işsiz kalabilir. Biraz korkutuyor da beni bu açıkçası. Ama çok güzel teknolojik gelişmeler bunlar. Telefon hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda muhakkak yorumlarınızı belirtin. Videoyu beğendiyseniz de bana destek olmak için abone olursanız sevinirim. Instagram'ım da şurada çıkacak, onu da takip edebilirsiniz. Oraya da güzel içerikler üretiyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.